bunları biliyor musunuz? Pınar Deniz'le ilgili Allah. Bakalım neler varmış. Adana'da doğmuş. Mardinli yakın zamana kadar 10 Kasım 1994 doğumlu olduğunu zannediyormuş. Ama Galatasaray-Manchester maçının oynandığı gün olan 4 Kasım 1993'e doğduğunu bu maç sayesinde daha yeni öğrenmiş. Evet. Niye? Nüfus cüzdanında yazmıyor muydu sizin? Hayır, nüfus cüzdanımda da 2 Şubat 1994 yazıyor. Senin tamamen karma karışık yani. Ben aslında yoğum. Yani. Yoğusun, evet. Adanalı mısınız? Yok, Mardinliyiz. Aslen Arap kökenliyim. Arap kökenlisiniz. Aha. Adana'da doğdum ben sadece. Doğdunuz, peki. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyor Pınar. Sokaktan geçen bir adam veya kadını inceleyerek onun kaç yaşında olduğunu, ne iş yaptığını, üzgün olup olmadığını tahminler yürütmeyi seviyor musun herhalde insanlarla ilgili? Bu biraz herhalde oyunculuğunun da getirdiği evet, bir şey. Evet, aynen. Geçen yıl flamenko dersi almış. Modern ders... Flamenko yapayım mı? Efendim? Flamenko? Hayır, tabii ki yapmayacağım. Valla yapmak istiyorsan... Yok, hayır tabii ki. Onu da yaptıracakmışsın. Dur. Hayır. Bakın geçelim. Dur ya. Nasıl bir şey söylüyor? Ne olursa olsun yap yemek ye. Ye atla öl. Allah'ım yarabbim ya. Flamenko yapıyormuş. Peki bateri çalmak istiyor. Çalmak istiyorum sadece. Televizyonda sesi açıyorsa hep çift sayıda bırakıyormuş. Bu da enteresanmış ya. Yapan vardır bence. aç çift sayıda bırak çift sayıda bırak. Küçükken jiletin ne olduğunu merak edip göbeğini jiletlemiş. Jiletle, harikasınız. İzi var hala. Çocukluğunda babasının cebinden her gün 1 TL alıp mahallede çok sevdiği bir kadına bir şeyler alırmış. Kim söylemiş? Babasının cebinden 1 TL almasına mı alkış geldi, kadına bir şey almadı. Kardeşini koltuktan atmış olmamış, balkondan atmaya çalışmış olmamış. En sonunda çamaşır makinesine atmış kardeşine. Bu bilgi var bizde. Hatice Deniz kız kardeş. Yok, dördüncü katta oturuyorduk biz o zaman. Evet. Bu daha kötü bir şeydi. Dördüncü kattan aşağı atmaya çalışıyor. Kardeşine. Evet. Neden? Yani bilmiyorum. Küçükken böyle her şeyi aşağı atma huyum vardı. Kardeşim bu her şey değil mi? Yani? Yani böyle balkondan aşağı böyle tükürmek gibi bir şey değil mi? Hani kardeşine atıyorsun ya. Ya oyun zannediyormuş herhalde. Böyle bir gün onu da... Ne zaman geçti? Kardeşine atman ne zaman bitti? Atınca. Hep kardeşim ya beşikte sallarken annem gidince düşürürdüm. Böyle. Hayatta değil mi? Şu anda yaşıyor. Yaşıyor. Nevşehir'e gittiğinde peri bacalarından korkmuş. En çok istediği şey Game of Thrones'ta oynamakmış. Çok güzel. Öyle miymiş? Evet. Cansu arkadaşım söylemiş. Çok güzelsin denmesine fobisi varmış. Ay. Bu neden böyle fobi? Fobi değil yani. Hobi de değil ne bu? Ya ben çok herhalde çok dış görünüş yani ya bırak Allah'ın seversen. Tamam peki. Bırak bu işleri bırak. Gerçekten. Zaten abi. Çok güzelsin onun için bunu da şimdi bize fobi gibi şey yapma yani. Hani güzel, ben söylememişim ama onu. Zaten güzel ya. Ama lütfen söylemeyin bak güzelsin işte. Sen de güzelsin. Leyla da çok güzel bir kız gerçekten de.